Selamın aleyküm arkadaşlar. Herkese saygılar, sevgiler. Fizik tedaviyle uğraşıyoruz. Hastane geziyoruz. İnşallah iyileşiriz. Şu kol benim çok önüme geçti. Tam 12 aydır arkadaşlar. Tam 12 aydır bir kolu iyileştiremedik. Bakalım fizik tedaviden sonra doktor bu tedaviye cevap vermezse kesin ameliyat isteyeceğim dedi. Umarım şu ameliyat sürecini de atlatırsak eğer sonra gümbür gümbür geliyoruz. Arkadaşlar şöyle sorular sorarlar. Onlara da aklımızdan geldiği kadar cevap verelim. Kardeşlerim mesela göğüs antrenmanını haftada kaç kere yaparım diyen, işte kanat, sırt, kol, bunları haftada kaç kere çalışalım diyen arkadaşlarımız oluyor. Basit bir bilgidir ama çoğu arkadaşımız merak ediyor. Bilen insan için basit bir bilgidir. Bilmeyen insan için hayat kurtarır arkadaşlar. Çünkü bu işi 1 milyon kişi yapıyorsa 100 bin kişisi çok araştırıyor, çok aktif. 900 bin kişisi yeni nasıl davranacağını bilmiyor. Arkadaşlar bir göğüs antrenmanı yaptığınız zaman itiş kas grubudur arkadaşlar. İterek çalışırsınız. Göğüslerinizi iterek çalıştırırsınız. Ve buna yardımcı adale grubu da triceps'tir arkadaşlar. Arka kolumuzdur. Göğüs çalıştığımız zaman arka kolumuz da çalışmış olur, ısınır, yaralanır, tamir olur vesaire. Bench press yaptığınız zaman arka kolunuzun büyüdüğünü görürsünüz. Omuz çalıştığınız zaman arka kolunuzun da büyüdüğünü görürsünüz arkadaşlar. O yüzden biz şunu tavsiye ediyoruz. Göğüs antrenmanı biter bitmez. Zaten arka kolunuz sıcak. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Sıcak. Hani işlem görmüş. Hemen dinlenmeden peşine arka kol antrenmanına başlamanızda bir mahsur yok. Hemen başlayabilirsiniz. Bu iki kas grubunu çalıştıktan sonra arkadaşlar 48 saat denir genelde. Uygundur aslında. En az arkadaşlar yani ortalama 3 gün diyelim. 3 gün dinlendirip yine aynı kas grubunu çalışabilirsiniz. Çünkü en az 48 saat mühlet verip oradaki kas liflerini tamamen tamir olmasına izin vermeliyiz. Eğer o kadar zaman vermeyip daha kısa süreçlerde aynı bölgeleri çalıştırırsanız arkadaşlar kas lifi tamir olmadan bir daha yıpranacak, bu sefer gelişim olmayacak arkadaşlar, büyüyemeyeceksiniz. Yani şöyle diyelim, pazartesi göğüs arka kol çalıştınız, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yine göğüs arka kol çalışabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir mahsuru yok. Tavsiye de ederiz. Çünkü göğsümüz, arka kolumuz yeterli şekilde dinlenmiş olacak. Lifler tamir olmuş ve kuvvetli bir şekilde antrenmana girmiş olacağız. Çift adale çalışmak isteyen arkadaşlar için naturallerin bence çift adale çalışması lazım. Steroid alıyorsanız tek adale çalışın. Neden natüreller çift adale çalışsın? Çünkü vücutlarını yoğun bir şekilde çalıştırsınlar ki arkadaşlar vücutları fazla fazla doğal hormonlarını arttırsın. Steroid alan kişiler şu şekil çalışabilir. Göğüs, arka kol, bacak. Birinci gün göğüs, arka kol. İkinci gün bacak. Üçüncü gün omuz, ön kol olabilir. Dördüncü gün kanat çalışabilir, sırt çalışabilir. Bir gün dinlenerek şeye geçebiliriz bir daha. Göğüste başlayabiliriz. Ama natürel yapan, dışarıdan hormon almayan arkadaşlar çift adale yapabilir. Ve çalıştıkları bölgeler arasına 3 gün girecek şekilde çalışabilir. O şekilde dizayn ederseniz faydasını görürsünüz arkadaşlar. O adaleye dinlenme süresine izin verin arkadaşlar. Mesela göğüs çalıştınız, arka kol da yoruldu, itiş omuz da yoruldu. Ertesi gün omuz çalışınca inan isteriniz verim alamazsınız arkadaşlar. Çok verim olmaz. Tavsiye edilecek bir sistemde değildir. Ne yapılır? Zıt. Çekiş kas grubundan bir hareket yapılır. Ya da araya bacak sokularak üst kısım dinlendirilir. Bundan çok verim alırsınız arkadaşlar. İnşallah bu bilgiler faydalıdır. Bunları arkadaşlarla yayın. Kanalımızı takip edin arkadaşlar. Çünkü harbi konulara giriyoruz. Gerçek şeyleri konuşuyoruz. Ve size lazım olacak konuları konuşuyoruz. Laf kalabalığı yapmak istemiyorum. Öyle bir karakterde insan değilim. Bir işi yapıyorsak adam akıllı yapalım. Bilgiyi de veriyorsak adam akıllı verelim. Böyle laga luga yapıp, caz cüz yapıp da insanlara dikkatini öyle çekip de o iş öyle bilgileri sevmiyorum arkadaşlar.
Saygılar.